Tekrar hoş geldiniz. Malum Kocaeli'nde yaşıyoruz ve çok önemli bir hava kirliliği yaşıyoruz. Yıllardır bu hava kirliliğini yaşıyoruz ve etkin, kalıcı bir çözüm bulunmuyor. Bütün bunlara rağmen iktidar berbat ettiği ekonomiyi kalkındırabilmek, sıkıntıları giderebilmek adına bir yasa teklifi getirdi meclise. Bir torba yasa teklifi, elektrik piyasası ile ilgili bir yasa teklifi. Bu yasa teklifinin komisyon görüşmelerinde de bulundum. Yasa teklifinde birçok madde var. Ama ben size işin özetini anlatayım. İktidar kötüleştirdiği ekonomiyi iyileştirmek için çeşitli maden şirketleri, elektrik şirketleri, holdingler, para babalarıyla beraber oturmuş, kafa kafaya vermiş, nasıl beraber bir iktisadi işbirliği yaparız diye düşünmüş ve halka zarar verme pahasına, havayı kirletme pahasına bir takım ekonomik kararlar almışlar ve bunu da yasalaştırmaya çalışıyorlar. İşin özeti bu. Yani maden piyasası alanında da, elektrik piyasası alanında da olan bu. Kötüleştirdikleri ekonomiyi düzeltmek için para babalarıyla kafa kafaya vermişler. İnsan sağlığını heba etmek, hava kirliliği oluşturmak bahasına bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. İşin özeti bu. Bizi ilgilendiren yanı nedir? Şudur. Hava kirliliğini arttıracak bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Kocaeli, Düzce ve Erzincan'ı ilgilendiren bir madde var. Çok tehlikeli bir madde. İnanılmaz bir madde. Biz komisyon görüşmelerinde bunun için gayret sarf ettik ama bu maddeyi iptal ettiremedik. Bir madde vardı, o iptal edildi. 12 ay boyunca ruhsatsız çalışabilecekti şirketler. Düşünün, ruhsat almadan 12 ay boyunca çalışabileceksiniz ve devlet sizden ruhsat falan sormayacak. Yürü aslanım diyecek. Ve biz bunu muhalefet olarak durdurabildik bu maddeyi. Ama bu bahsettiğimiz hava kirliliği oluşturacak maddeyi maalesef durduramadık. Genel kurula gelecek bu madde. Genel kurula gelmeden önce tüm muhalefetin, tüm duyarlı insanların, tüm STK'ların karşı çıkması gereken bir madde bu. Bunun için ben size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Elektrik elde etmek için bir takım atık maddelerin yakılması mevzubahis. Bunlar Kartepe'de bir firmada, Aslan Bey'de bir firmada yapılacak bu işler. Orman atıkları, lastik gibi maddelerin yakılması suretiyle elektrik elde edilmesi düşünülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde böyle bir şey yok. Bizde de yok. Ama sırf işte batmış ekonomiyi kurtarmak için halkın sağlığını heba etme pahasına böyle bir karar almaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü çok atık madde var. Çöpler var, lastikler var, orman atıkları var. Bunları yakarak hem halkın sağlığını kirletecekler hem de şirketler para kazanacak. İktidar da güya aklınca ekonomiyi düzeltecek. 550 bin lastik var Türkiye'de. Bunların bu fabrikalarda yakılması planlanıyor. Zaten biliyorsunuz Kocaeli'nde, İzmit'te her yerde kötü kokudan, hava kirliliğinden duramıyoruz. İşte Dilovası olsun, Gebze'si olsun, burada Kartepe'si, Ali Kahya'sı her yerde hava kirliliği yoğun bir şekilde var. Filtre kullanım oranları da çok kötü bir görüntü var. Denetimler yetersiz. Biz bunları mecliste zaten gündeme ediyoruz. Ve bir de şimdi gelip bu lastik yakarak enerji elde etme girişimi. Biyokütle tanımı içine dahil edecekler. Yoksa bunu yapamaz. Ama bakın bir de ayrıştırması olmadan yakılacak bunlar. Yani ne çıkacak? İşte karbon ürünleri çıkacak. Çeşitli kanserojen maddeler çıkacak. Bu gibi maddeler de ortaya çıkacak. Yani tekniğe de uygun bir şekilde olmayacak şekilde yapılacak ve sonuçta birileri para kazanacak, Kocaeli halkının da sağlığı bozulacak. Zaten kanser oranları açısından çok kötü bir yerdeyiz.
Bakın burada mesela Dilovası'nda her üç ölümden birisi kanser. Kocaeli'nde yine hakeza öyle. Ve bu oranı arttıracak mutlaka bu girişim. Düşünün 550 bin tane lastik. Kocaeli, Düzce ve Erzincan'da yakılması planlanıyor. Olacak bir iş değil. Değerli arkadaşlar, biz parti olarak bu konuda son derece duyarlıyız. Ekoloji anlamında zaten çok önemli düşüncelerimiz var ve bunları sürekli deklare ediyoruz. Ben mecliste de bu konuda bir basın toplantısı düzenledim. Çok önemli buluyorum. Komisyondan geçti, evet, ama daha yasalaşmadı. Biz bu yasayı durdurabiliriz arkadaşlar. Son derece açgözlü, halkın sağlığını hiçe sayan bir anlayış içinde bunu getirip yasalaştırmaya çalışıyorlar. Savunulacak hiçbir tarafı yok bu yasanın. Hiçbir tarafı yok. Kesinlikle hani bir sürü maddesi var ama bakın ben size çok net bir şekilde özetledim. Olay enerji piyasasında patronlarla kafa kafaya veren iktidarın işte nasıl sizi kullanırız? Sizin daha iyi para kazanmanızı nasıl sağlarız? Ve böylece hem siz hem biz kazanırız pazarlığının yansımasıdır. Sizin bütün işlerinizi her alanda kolaylaştırırız. Düşünün, o iptal edilen madde şuydu, biz muhalefet direnmesek o madde de geçecek. Şirket gelmiş, burada mesela bir iş yeri açmış, daha ruhsatını alamamış. Devlet sen ruhsatını alamadığın halde 12 ay boyunca çalış bakalım diyecek. Adam istediğini yapacak ve devlet kendisi kanunsuzluğa izin vermiş olacak. Böyleydi, bu çıktı ama maalesef çıkmayan böyle kötü maddeler var. Biz bunu Ankara'da da gündem ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündem ettim basın toplantımla. Burada da gündem ediyorum. Biz bu yasa teklifine karşı sonuna kadar direneceğiz. Önümüzdeki hafta muhtemelen meclise gelecek. Ben tüm Kocaeli halkına sesleniyorum. Lütfen iktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın. Bakın çok net söylüyorum. İktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın. Sizin sağlığınızı hiçe sayarak, kanser olmanızı göze alarak, sırf batmış ekonomiyi, doların fırladığı, euronun fırladığı, altının fırladığı, işsizliğin tavan yaptığı, enflasyonun arttığı, faizlerin arttığı bir berbat bir ekonomik ortamı sizi kanser ederek idarmeye çalışıyor. Olay çok nettir. Yani şu Kocaeli'nin havası konusunda hani iyi bir havası var diyebilecek tek bir yetkili yok. Ne iktidar ne muhalefet. Hani siyasi bir konu değil. Dışarı çıkıyoruz, soluyoruz ve çok kötü bir hava soluyoruz. Geceleri fabrikalar gazlarını salıyorlar. Dilovası'na gidin, böyle dumandan insanlar birbirini görmüyor. Kanserojen maddeler, maalesef deprem sonrası da ortaya çıkan kanserojen maddeler dolayısıyla kanser oranları arttı. Radon gazının ortaya çıkmasının da maalesef Kocaeli'ne verdiği zararlar var. İşte bütün bunlardan sonra düşünün, bir çöp fabrikası zaten sıkıntısı var. Bir de artı şu anda böyle bir girişimle Kocaeli'nin havasını mahvedecekler. Ben buradan son olarak bir çağrı yapmak istiyorum. Tüm siyasi partilere, tüm STK'lara, tüm demokratik kitle örgütlerine gelin bu yasayı birlikte durduralım. Gecikmeyelim. Yarın öbür gün sizler, eşiniz, çocuklarınız kanser olduğu zaman çok geç olabilir. O yüzden hep birlikte güçlü bir muhalefeti sergileyelim ve bu yasayı durduralım. Dediğim gibi önümüzdeki hafta muhtemelen genel kurula gelecek. İktidar bu yasayı çok önemsiyor. Çünkü iş arka planında çok büyük bir rant var. Ve gerçekten hani izah edemeyecekleri berbatlıkta bir ekonomiyi kurtarmak için sarıldıkları son dal. Bu da maalesef halkın sağlığını hiçe sayan bir yasa olacak. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.